Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Hızlandırılmış 90 adet güncel bilgi sorusunu çözmeye hazır mısınız arkadaşlar? Engelli KPSS ve normal KPSS 2024 hazırlananlar için güncel bilgiler sorusu 90 adet soru hızlandırılmış biçimde sizlerle. Umarım beğenirsiniz. Hiç izlemediyseniz veya tekrar izleyecekseniz sizlere göre hazırlanmıştır. Başarılar diliyorum. Kasım 2023'te müzik alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Arasına dahil edilen şehrimiz aşağıdakilerden hangisidir? A. Kahramanmaraş, B. Şanlıurfa, C. Mardin, D. Gaziantep, E. Diyarbakır. Doğru yanıtımız B. Şanlıurfa'dır arkadaşlar. B. Şanlıurfa müzik alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Arasına dahil edilen şehrimizdir arkadaşlar diyorum. Bir sonraki sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Başyapıtı Femme Allatop Montre 139 milyon dolar gibi rekor fiyata satılan ünlü ressam aşağıdakilerden hangisidir? A. Frida Kahlo, B. Vincent William Van Gogh, C. Pablo Picasso, D. Salvador Dali, E. René Magritte. Başyapıtı Femme la Montre olan ve 139 milyon dolar satılan bu portre arkadaşlar, C seçeneği doğru cevabımız Pablo Picasso. Yoruma bir sonraki sorumuza geçiyorum. Nekropol, arkeolojik şehirlerde mezarlıkların ve toplu mezar yerlerinin bulunduğu bölgeye verilen isimdir. Buna göre Türkiye'nin ilk nekropol müzesi nerede açılmıştır? A. Adıyaman, B. Ağrı, C. Ankara, D. Antalya, E. Artvin. Nekropol, arkeolojik şehirlerde mezarlıkların ve toplu mezar yerlerinin bulunduğu bölgeye verilen isimdir. Buna göre Türkiye'nin ilk nekropol müzesi Antalya'da açılmıştır. Türkiye'nin ilk nekropol müzesi Antalya'da açılmıştır arkadaşlar. Doğru yanıtımız Antalya olacaktır. 30 Aralık 2006 tarihinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde asılarak idam edilen Arap milliyetçiliği ile Arap sosyalizminin bir karışımı olan Bağızçılığı benimsemiş olan Bağız Partisi'nin ve daha sonra Bağız Partisi Irak kolunun önde gelen bir üyesi olan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? A. Muammer Kaddafi, B. Usama Bin Laden, C. Yasir Arafat, D. Idi Amin, E. Saddam Hüseyin. Evet, doğru cevabımız Irak dediği için Saddam Hüseyin olacak. Metin okuduğumuzda Bağız Partisi'nden bahsediyor. Irak kolundan bahsediyor. Önde gelen bir üyesi olduğundan bahsediyor. Bu diktatör kişi Saddam Hüseyin'dir arkadaşlar. 2006 yılında asılarak idam edilmiştir. Saddam Hüseyin diyorum. Bir sonraki sorumuza geçiyorum. Aşırı sağcı Libero Quotidiano gazetesi tarafından yılın erkeği seçilen Giorgia Meloni aşağıdaki ülkelerden hangisinin ilk kadın başbakanı olma özelliğine sahiptir? A. Fransa, B. Brezilya, C. Almanya, D. İtalya, E. İngiltere. Arkadaşlar aşırı sağcı Libero Quotidiano gazetesi tarafından yılın erkeği seçilen Giorgia Meloni İtalya'nın ilk kadın başbakanı olma özelliğine sahiptir. Arkadaşlar doğru cevabımız İtalya'dır. Giorgia Meloni İtalya'nın ilk kadın başbakanı olma özelliğine sahiptir. Bir aşırı sağcı Libero Quotidiano gazetesi tarafından yılın erkeği seçilmiştir. 2003 yılının sonlarına doğru seçilmiştir arkadaşlar. Son sorumuza geçiyoruz. 29 Aralık 2023 tarihinde Süper Lig 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray ile 2022-2023 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Süper Kupa maçı hangi ülkenin başkentinde yapılacakken ertelenmiştir? A. Katar, B. ABD, C. Almanya, D. Çin, E. Suudi Arabistan. Süper Kupa maçı Atatürk ve pankart krizi nedeniyle eğer başka bir tarihe ertelendi takımların maça karşı çıkmayınca Süper Kupa maçı Arabistan'da oynanacaktı. Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde, başkenti Riyad'da oynanacaktı. Arkadaşlar cevabımız E seçeneğidir. Yukarıda özellikle verilen spor aşağıdakilerden hangisidir diyor. Görme engellilere özgü bir takım sporudur. 1946 yılında Avustralyalı Hans Lorenzen ve Alman Sepp Lundgren tarafından savaşta gözlerini kaybeden gazilerin rehabilitasyonu amacıyla rehabilitasyon amacıyla icat edilmiştir. A. Golbol, B. Morsbol, C. Paintbol, D. Basketbol, E. Torbol. Torbol. Doğru yanıtımız A seçeneğidir. Golboldur. Golbol doğru yanıtımızdır. Torbol'da B seçeneğindeki Torbol de görme engelliler için yapılmıştır ama farklı bir oyun düzeni ve kuralları mevcuttur Torbol'un. Diyorum. Doğru cevabı A seçeneği olarak Golbol olarak söylüyorum. Arkadaşlar veriyoruz. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. A milli kadın golbol takımı
Birinci soruda verdiğimiz cevabın devamı niteliğinde. A milli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'nın finalinde hangi ülkeyi yenerek Avrupa şampiyonu olmuştur? A İsrail, B Fransa, C Danimarka, D İngiltere, E Almanya. Doğru yanıtımız İsrail olacaktır. A milli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İsrail yenerek Avrupa şampiyonu olmuştur. Voleybol görme engelli gaziler için rehabilitasyon amacıyla yapılan bir spor dalı arkadaşlar. Bildiğiniz üzere birinci soruda söylediğimiz gibi ikinci soruyu da geçiyoruz. Üçüncü soruya geçiyoruz. 16 bin yıl önce inşa edilerek dünyanın en eski piramidi olduğu keşfedilen Gun'un Badang piramidi aşağıdaki hangi ülkenin sınırları içerisinde yer almaktadır? A. İsrail, B. Endonezya, C. Hindistan, D. İngiltere, D. E. Tunus. Doğru cevabımız Endonezya olacaktır. Gun'un Badang piramidi 16 bin yıl önce inşa edilerek dünyanın en eski piramidi olduğu keşfedilen Gun'un Padang piramidi Endonezya sınırları içerisinde yer almaktadır. Dördüncü sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Forbes 2023 dünyanın en güçlü kadınların listesinde aşağıdakilerden hangisi Türkiye'den yer almıştır? A. Özlem Türeci, B. Güler Sabancı, C. Hanzade Doğan Boyner, D. İpek Ilıcak Kayaalp, E. Ümit Boyner. Doğru cevabımız Forbes 2023 dünyanın en güçlü kadınların listesinde Türkiye'den Güler Sabancı yer almıştır arkadaşlar. Güler Sabancı doğru yanıtımızdır. Bir sonraki sorumuz, beşinci sorumuza geçiyoruz. 2023 Ballon d'Or ödülünü alan ve Time dergisinde yılın futbolcusu olan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Bu futbolcuyu soruyor arkadaşlar. 2023 Ballon d'Or ödülünü alan ve Time dergisinde yılın futbolcusu olan futbolcu Cristiano Ronaldo mu, Kylian Mbappe mi, Lionel Messi mi, Erling Haaland mı, Kevin De Bruyne mi arkadaşlar dersek doğru cevabımız Lionel Messi olacaktır. C seçeneği Lionel Messi doğru yanıtımız olacaktır arkadaşlar. Son sorumuza geçiyoruz. BBC 2023 ilham veren 100 kadın listesine seçilen önemli bir bilim insanı ve mucit olan bu kişi meme kanserinin ultrasonla erken teşhis için giyilebilir bir elektronik stüdyon icat etmiştir. Bu bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Dilhan Eryurt, B. Betül Kaçar, C. Özlem Türeci, D. Canan Dağdeviren, E. Feryal Özel. Doğru cevabımız Özlem Türeci değil, Canan Dağdeviren'dir. D seçeneği Canan Dağdeviren doğru yanıtımız olacaktır. Arkadaşlar Canan Dağdeviren elektronik stüdyonu icat ederek, giyilebilir bir elektronik stüdyonu icat ederek meme kanserinin ultrasonla erken teşhisi için önemli bir adım atmıştır. BBC 2023 ilham veren 100 kadın listesine seçilmiştir Canan Dağdeviren Profesör Doktor. Aşağıdakilerden hangisi Türk yazar ve gazeteci olan Ayşe Kulin'e ait eserler arasında yer almamaktadır diyor. A. Köprü, B. Gece Sesleri, C. Kördüğüm, D. Türkan, E. Viran Dağlar. Doğru cevabımız Viran Dağlar olacaktır. Viran Dağlar, Necati Cumalı'ya ait bir eserdir. Köprü, Gece Sesleri, Kördüğüm ve Türkan ise Türk yazar ve gazeteci olan Ayşe Kulin'e ait eserler arasında yer almaktadır. E işaretliyoruz Viran Dağları. Kırmızı olsun. Viran Dağları işaretliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Beğeni alırsa bu şekilde sizlere güncel bilgiler, sorular hazırlamaya çalışacağım. Kendi hazırladığım soruları. Çıkmış sorular paralelinde hazırlamaya çalışıyorum. Aşağıdakilerden hangisi başkentiyle aynı isimde olan ülkeler arasında yer almaz? A. Nijerya, B. Singapur, C. Panama, D. Kuveyt, E. Vatikan. Doğru cevabımız arkadaşlar Nijerya. Nijerya'nın başkenti Abuja'dır. Singapur'un Singapur, Panama'nın Panama, Kuveyt'in Kuveyt, Vatikan'ın ise Vatikan'dır. Başkentiyle aynı isimde olan ülkeler arasında B, C, D ve E şıkları yer alır. Nijerya'yı A şıkkındaki Nijerya'nın başkenti Abuja'dır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Yine aynı tip bir soru. Aşağıdakilerden hangisi başkentiyle aynı isimde olan ülkeler arasında yer almaz diyor. A. Monaco, B. Etiyopya, C. Cibritağlık, D. Guatemala, E. Cibuti. Doğru cevabımız Etiyopya olacaktır. Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dır. Addis Ababa, Etiyopya'nın başkentidir. B şıkkı doğru cevabımız olacak. Arkadaşlar Monaco'nun Monaco, Cibritağlık'ın Cibritağlık, Guatemala'nın Guatemala, Cibuti'nin Cibuti'dir başkenti. Başkenti ile ülkelerin isimleri aynıdır diyoruz ve bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Yine aynı bir soru geliyor. Son sorumuz bu. Başkent ile aynı isimde olan ülkeler arasında yer alma sorunlarının son sorusu.
A. Cezayir, B. Tunus, C. Meksika, D. Gana, E. Lüksemburg. Doğru cevabımız Gana olacak. Gana'nın başkenti Akra'dır. Diğerlerin başkentiyle ülke isimleri aynıdır. Cezayir'in Cezayir'dir, Tunus'un Tunus'tur, Meksika'nın Meksika'dır, İstanbul'un İstanbul'dur arkadaşlar. Ve beşinci sorumuza devam ediyoruz. Sinema ve aralarında kartallar yüksek uçar, ateşten günler, yorgun savaşı, eşkıya dünyaya hükümdar olmaz ve Metcezil'in bulunduğu birçok dizide de yer alan tiyatro diyalog adıyla kendi tiyatro topluluğunu da kuran 79 yaşında yani bugün 1 Aralık 2023'te hayatını kaybeden yaşama gözlerini yuman ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir? A. İstemir Betil, B. Tarık Ünlüoğlu, C. Can Gürzap, D. Haldun Baysan, E. Musa Uzunlar. Doğru cevabımız Can Gürzap'tır. Maalesef bugün 1 Aralık 2023'te hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz kendisine. Sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Ve bir sonraki 6. son sorumuza geçiyoruz. Yaşar Kemal'in ifadesiyle yaşlanmaz şair çocuk olarak anılan Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı'nın tanınmış kişilerinden olan Acı Tütün, Uç Minik Serçem ve Susuz Yaz gibi eserlere sahip şiir, roman, hikaye, deneme, tiyatro, günce gibi pek çok edebi türde eser vermiş çok yönlü bir yazar aşağıdakilerden hangisidir? A. Necati Cumalı, B. Orhan Kemal, C. Fazıl Üstü Dağlarca, D. Adalet Ağaoğlu, E. Ayşe Kulin. Doğru cevabımız Necati Cumalı olacak. Acı Tütün, Uç Minik Serçem ve Susuz Yaz gibi eserlere sahip yazarımız A seçeneğindeki Necati Cumalı'ydı. Necati Cumalı'nın ayrıca Viran Dağlar adlı eseri de vardır diyoruz. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri 1995 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığınca verilen ödüllerdir. 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinde bilim alanında aşağıdakilerden hangisi ödüle layık görülmüştür? Doğru cevabımız Süleyman Uludağ'dır. Süleyman Uludağ bilim alanında ödüle layık görülmüştür 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde. Ali Birinci kültür alanında İlhami Atalay resim alanında 2023'te Refik Anadol dijital sanat alanında ve Nazan Bekiroğlu da edebiyat alanında 2023 yılında ödüle layık görülen isimlerdir diyoruz ve bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Süleyman Uludağ da bilim alanında 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri'ne layık görülen isimdir. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri, Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan, özgün eserler ve ya hizmetler veren kişi veya kurumları devlet adına onurlandırmak ve özendirmek üzere 1995 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nca verilen ödüllerdir. Buna göre Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde 2023 yılında vefa ödüllerine değer görülenler arasında aşağıdaki yerden hangisi yer almamaktadır diyor. Bakıyoruz Atilla İlhan yer almaktadır. Barış Manço yer almaktadır. İsmail Hakkı Uzunçarşılı yer almaktadır. Muhsin Ertuğrul yer almaktadır ama Kemal Tahil yer almamaktadır. Kemal Tahil 2021 yılında layık görülmüştür buna. 2021 yılında layık görülmüştür. Doğru cevabımız Kemal Tahil olacaktır arkadaşlar. Bunun dışında Samiha Ayverdi de Samiha Ayverdi 2023'te alan isimlerdir. İsimlerdendir daha doğrusu. Arkadaşlar ve bir sonraki soruya geçiyoruz. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri 1925 yılından itibaren, 1995 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nca verilen ödüllerdir. 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri'nde müzik alanında aşağıdakilerden hangisi ödüle layık görülmüştür? Ajda Pekkan, İdil Bilet, Emel Sayın, MFÖ grubu, Orhan Gencebay demiş sorumuzda. Doğru cevabımız Emel Sayın olacaktır C seçeneği. Emel Sayın 2023 yılında müzik alanında 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde müzik alanında ödüle layık görülmüştür arkadaşlar diyoruz ve dördüncü sorumuz olan soruya geçiyoruz.
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri 1995 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nca verilen ödüllerdir. 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde sinema alanında aşağıdakilerden hangisi ödüle layık görülmüştür? Pardon. Doğru cevabımız Sami Şekeroğlu'dur. Sami Şekeroğlu doğru cevabımızdır. Bu ödülü Yılmaz Erdoğan da 2022 yılında almıştır. Yılmaz Erdoğan 2022 yılında almıştır. Sinan Genim mimari alanında bu ödüllere sahip olmuştur mimari alanında. Hasan Ayçin ise karikatür alanında almıştır. Nazan Bekiroğlu diğer sorumuzda da söylemiş olduğumuz gibi edebiyat alanında bu ödüle sahip olmuştur diyoruz. Doğru cevabımız Sami Şekeroğlu sinema alanında bu ödüle sahip olmuştur. 18 Mart 2022'de hizmete giren 2023 metre orta açıklık uzunluğu ile Japonya'daki Akashi Kaikyo Köprüsü'nü geçerek dünyanın en uzun orta açıklığına sahip atma köprüsü olmuştur. Yukarıda özellikleri verilen köprü aşağıdakilerden hangisidir? A. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, B. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, C. Osman Gazi Köprüsü, D. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, E. 1915 Çanakkale Köprüsü. Doğru cevabımız E seçeneği 1915 Çanakkale Köprüsü olacaktır arkadaşlar. Tabii ki doğru cevabımız 1915 Çanakkale Köprüsü olacaktır. Ve bir sonraki sorumuza geçiyoruz. 2023 yılında 51. düzenlenen Uluslararası Emmy ödüllerinde aşağıdaki dizilerden hangisi en iyi telenovela dalında ödülün sahibi olma başarısı göstermiştir? En iyi telenovela dizisi pembe dizi anlamına geliyor arkadaşlar. Pembe dizi anlamına geliyor. Ada verilen Kara Sevda 2017 yılında. Ada verilen 2017 yılında Kara Sevda. Ve Şahsiyet dizisi de 2019 yılında bu ödüle sahip almıştır. Emmy ödüllerine sahip olmuştur. Çukurbağları dizisi Emmy ödüllerini almamıştır. Yargı dizisi ise 2023 yılında en iyi telenovela dalında ödülün sahibi olma başarısı göstermiştir arkadaşlar. Doğru cevabımız D seçeneği yargı olacak. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türk bayrağı açarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlayan Rus kozmonot aşağıdakilerden hangisidir diyor soruda. A. Oleg Artemyev, B. Denis Matveyev, C. Anton Shkaplerov, D. Maxim Surayev, E. Oleg Novitski. Doğru cevabımız Oleg Artemyev olacaktır. A seçeneği doğru cevabımızdır. A. Oleg Artemyev, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türk bayrağını açarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlayan Rus kozmonottur. Oleg Artemyev diyorum ve bir sonraki soruya geçiyoruz. 2023 yılında UNESCO, Kırgızların milli destanı olan aşağıdakilerden hangi destanın ilk el yazmasını insanlığın ortak mirası ilan etti? A. Ramayana Destanı, B. Ronald Destanı, C. İlyada Destanı, D. Manas Destanı, E. Bozkurt Destanı. Doğru cevabımız Manas Destanı olacaktır arkadaşlar. Manas Destanı Kırgızların destanıdır. Diğerleri Kırgızlara ait değildir. Kırgızlara ait destanın ilk el yazmasını insanlığın ortak mirası ilan eden kurum da 2023 yılında UNESCO'dur. Kırgızların milli destanı olan Manas Destanı'nı 2023 yılında UNESCO ilk el yazmasını insanlığın ortak mirası ilan etmiştir. Türkiye'yi 1985-1988 yıllarında Eurovizyon'da temsil eden Cennet Mahallesi, İkinci Bahar dizilerinde rol alan ve 2023 yılında hayatını kaybeden MFÖ grubu ünlü müzisyeni ve oyuncu aşağıdakilerden hangisidir? A. Masal Alanson, B. Müjdat Gezen, C. Fuat Güner, D. Erkin Koray, E. Özkan Uğur. Doğru cevabımız MFÖ grubunun ünlü müzisyeni ve oyuncu olan kişi 2023 yılında rahmetli olan hayatını kaybeden Özkan Uğur'dur arkadaşlar. Doğru cevabımız E seçeneği Özkan Uğur'dur. Cennet Mahallesi ve İkinci Bahar dizilerinde rol almıştır. Birçok filmde de rol aldı. Türkiye'yi Eurovizyon'da temsil etti. Ve MFÖ grubunun ünlü müzisyeniydi, oyuncuydu. Özkan Uğur. Aşağıdakilerden hangisi Kuzey İrlanda ile İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı
yüzerek geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu olan kişidir. A. Şahika Ercümen, B. Aysu Türkoğlu, C. Sabriye Şengül, D. Sümeyye Boyacı, E. Tuğba Danışmaz. Kuzey İrlanda ve İskoç arasındaki Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen ilk Türk kadın ve en genç sporcu olan kişi B seçeneğindeki Aysu Türkoğlu'dur arkadaşlar. Aysu Türkoğlu doğru cevabımızdır. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Kesin korunacak hassas alan ilan edilen Munzur ve Pürmür vadileri aşağıda verilen hangi ilimizin sınırları içerisindedir? A. Adana, B. Bingöl, C. Tunceli, D. Diyarbakır, E. Erzurum. Kesin korunacak hassas ilan edilen Munzur ve Pürmür vadileri Tunceli ilimizin sınırları içerisindedir arkadaşlar. Doğru cevabımız C seçeneği Tunceli olacaktır. Tunceli doğru cevabımızdır. Bir sonraki sorumuz, son sorumuza geçiyoruz. 1980'lere damgasını vuran Rock'n'Roll'un 8 Grammy ödüllü yıldızı, Rock'n'Roll kraliçesi olarak anılan müzik dışında sinemada da Mel Gibson'la birlikte Mad Max filminde rol alan 2023 yılında 83 yaşında yaşama veda eden kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. Tina Turner, B. Amy Winehouse, C. Janis Joplin, D. Whitney Houston, E. Mary Cree. Doğru cevabımız Rock'n'Roll'un kraliçesi olarak alan müzik dışında sinemada Mel Gibson'la birlikte Mad Max filminde rol alan ve 8 Grammy ödüllü Rock'n'Roll'un 8 Grammy ödüllü yıldızı Tina Turner'dir. Doğru cevabımız A seçeneğidir arkadaşlar. Katar'da düzenlenmiş olan FIFA 2022 Dünya Kupası'nda maç yöneterek Dünya Kupası'nda maç yöneten ilk kadın hakem olan Fransız kadın hakem aşağıdakilerden hangisidir diyor sorumuzda. A. Manuela Nicolosi, B. Neuze Beck, C. Stephane Frappart, D. Maria Sole Ferrari Caputi, E. Bibiana Stenhouse. Arkadaşlar doğru cevabımız Stephane Frappart olacak. Dünya Kupası'nda maç yöneterek 2022 yılında Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda maç yöneterek Dünya Kupası'nda maç yöneten ilk kadın hakem olan Fransız kadın hakem Stephane Frappart olacaktır. Frappart doğru cevabımızdır. Frappart doğru cevabımızdır. Bir soru sorumuza geçiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevden alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı'na getirildi. Kavcıoğlu'nun yerine atanarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olan kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. Mahinur Özdemir Göktaş, B. Hafize Gaye Erkan, C. Hatice Karahan, D. Derya Yanık, E. Zehra Zümrüt Selçuk. Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olan kişi Hafize Gaye Erkan'dır. 2024 yılında şu anda Hafize Gaye Erkan, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kadın başkanıdır. İlk kadın başkanıdır. Diyorum ve üçüncü sorumuza geçiyoruz. Perestroika, yeniden yapılanma ve Glasnost, açıklık adını verdiği reform çalışmaları ile Soğuk Savaş'ı bitiren fakat bu reformlar Sovyet Komünist Birliği Komünist Partisi'ni Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin ülkede politik üstünlüğünü kaybetmesine ve sonrasında da Sovyetler Birliği'nin dağılmasına neden olan Sovyetler Birliği'nin son lideri aşağıdakilerden hangisidir? A. Vladimir İliç Lenin, B. Mihail Gorbaçov, C. Joseph Stalin, D. Benito Mussolini, E. Karl Marx. Doğru cevabımız Mihail Gorbaçov olacaktır. Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov'dur arkadaşlar. Yeniden yapılanma ve açıklık adını verdiği reform çalışmaları Soğuk Savaş'ı bitirmiştir fakat bu reformların Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin ülkede politik üstünlüğünü kaybetmesine ve sonrasında da Sovyetler Birliği'nin dağılmasına neden olan Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov'dur arkadaşlar diyoruz ve dördüncü sorumuza geçiyoruz. Radyonun mucidi olarak bilinen uzun mesafeli radyo iletişimi, telsiz telgraf sistemi üzerine yaptığı çalışmalarla ünlü İtalyan fizikçi mucit ve elektrik mühendisi aşağıdakilerden hangisidir? A. Heinrich Hertz, B. Konstantin Tsiolkovsky, C. Guglielmo Marconi, D. Nikola Tesla, E. Hermann Oberth. Radyonun mucidi olarak bilinen ve uzun mesafeli radyo iletişimi ve telsiz telgraf sistemi üzerine yaptığı çalışmalarla ünlü İtalyan fizikçi ve mucit elektrik mühendisi C seçeneğindeki Guglielmo Marconi'dir arkadaşlar. Guglielmo Marconi'dir. Beşinci sorumuza devam ediyoruz.
UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan ve yenilmez şehir olarak bilinen Anavarza Antik Kenti aşağıda verilen illerimizin hangisinde yer almaktadır? A. Adana, B. Bursa, C. İzmir, D. Diyarbakır, E. Erzurum. Yenilmez şehir olarak da bilinen UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Anavarza Antik Kenti Adana'da yer almaktadır arkadaşlar. Doğru cevabımız Adana'dır. Altıncı ve son sorumuza geçiyoruz. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri 1995 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nca verilen ödüllerdir. 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri'nde edebiyat alanında aşağıdakilerden hangisi ödüle layık görülmüştür? A. Sinan Genim. Sinan Genim mimari alanında ödüle layık görülmüştür arkadaşlar. Mimari alanında ödüle layık görülmüştür. Sami Şekeroğlu sinema alanında ödüle layık görülmüştür. Atilla İlhan Vefa Ödülleri'ne layık görülmüştür. Vefa ödülüne layık görülmüştür. Hasan Ayçın karikatür alanında ödüle layık görülürken Nazan Bekiroğlu ise doğru cevabımız edebiyat alanında ödüle layık görülmüştür arkadaşlar. Doğru cevabımız E şıkkı Nazan Bekiroğlu'dur. Katar'da düzenlenmiş olan FIFA 2022 Dünya Kupası'nda maç yöneterek Dünya Kupası'nda maç yöneten ilk kadın hakem olan Fransız kadın hakem aşağıdakilerden hangisidir diyor sorumuzda. A. Manuela Nicolosi, B. Neuze Beck, C. Stephane Frappart, D. Maria Sole Ferrari Caputi, E. Bibiana Stenhouse. Arkadaşlar doğru cevabımız Stephane Frappart olacak. Dünya Kupası'nda maç yöneterek 2022 yılında Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda maç yöneterek Dünya Kupası'nda maç yöneten ilk kadın hakem olan Fransız kadın hakem Stephane Frappart olacaktır. Frappart. Doğru cevabımızdır. Frappart. Doğru cevabımızdır. Bir soru sorumuza geçiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevden alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı'na getirildi. Kavcıoğlu'nun yerine atanarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olan kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. Mahinur Özdemir Göktaş, B. Hafize Gaye Erkan, C. Hatice Karahan, D. Derya Yanık, E. Zehra Zümrüt Selçuk. Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olan kişi Hafize Gaye Erkan'dır. 2024 yılında şu anda Hafize Gaye Erkan, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kadın başkanıdır. İlk kadın başkanıdır. Diyorum ve üçüncü sorumuza geçiyoruz. Perestroika, yeniden yapılanma ve Glasnost, açıklık adını verdiği reform çalışmaları ile Soğuk Savaş'ı bitiren fakat bu reformlar Sovyet Komünist Birliği Komünist Partisi'ni Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin ülkede politik üstünlüğünü kaybetmesine ve sonrasında da Sovyetler Birliği'nin dağılmasına neden olan Sovyetler Birliği'nin son lideri aşağıdakilerden hangisidir? A. Vladimir İliç Lenin, B. Mihail Gorbaçov, C. Joseph Stalin, D. Benito Mussolini, E. Karl Marx. Doğru cevabımız Mihail Gorbaçov olacaktır. Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov'dur arkadaşlar. Yeniden yapılanma ve açıklık adına verdiği reform çalışmaları Soğuk Savaş'ı bitirmiştir fakat bu reformların Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin ülkede politik üstünlüğünü kaybetmesine ve sonrasında da Sovyetler Birliği'nin dağılmasına neden olan Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov'dur arkadaşlar diyoruz ve dördüncü sorumuza geçiyoruz. Radyonun mucidi olarak bilinen uzun mesafeli radyo iletişimi, telsiz telgraf sistemi üzerine yaptığı çalışmalarla ünlü İtalyan fizikçi mucit ve elektrik mühendisi aşağıdakilerden hangisidir? A. Erich Hertz, B. Konstantin Tsiolkovsky, C. Guglielmo Marconi, D. Nikola Tesla, E. Hermann Oberth. Radyonun mucidi olarak bilinen ve uzun mesafeli radyo iletişimi ve telsiz telgraf sistemi üzerine yaptığı çalışmalarla ünlü İtalyan fizikçi ve mucit ve elektrik mühendisi C seçeneğindeki Guglielmo Marconi'dir arkadaşlar. Guglielmo Marconi'dir. Beşinci sorumuza devam ediyoruz. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan ve yenilmez şehir olarak bilinen Anavarza Antik Kenti aşağıda verilen illerimizin hangisinde yer almaktadır? A. Adana, B. Bursa, C. İzmir, D. Diyarbakır, E. Erzurum. Yenilmez şehir olarak da bilinen UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Anavarza Antik Kenti Adana'da yer almaktadır arkadaşlar. Doğru cevabımız Adana'dır. Altıncı ve son sorumuza geçiyoruz.
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri 1995 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nca verilen ödüllerdir. 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri'nde edebiyat alanında aşağıdakilerden hangisi ödüle layık görülmüştür? A. Sinan Genim. Sinan Genim mimari alanında ödüle layık görülmüştür arkadaşlar. Mimari alanında ödüle layık görülmüştür. Sami Şekeroğlu sinema alanında ödüle layık görülmüştür. Atilla İlhan Vefa Ödülü'ne layık görülmüştür. Vefa Ödülü'ne layık görülmüştür. Hasan Ayçın karikatür alanında ödüle layık görülürken Nazan Bekiroğlu ise doğru cevabımız edebiyat alanında ödüle layık görülmüştür arkadaşlar. Doğru cevabımız E şıkkı Nazan Bekiroğlu'dur. 2022'de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen Seni Seviyorum Rosa, Harem Suare, O da Beni Seviyor gibi onlarca filmde ve Biz Size Aşık Olduk, Üzgünüm Leyla, Aliye gibi çeşitli dizilerde rol alan 4 Ocak 2024 tarihinde hayatını kaybeden Türk tiyatro sanatçısı, sinema oyuncusu ve şarkıcı aşağıdakilerden hangisidir? A. Sanem Çelik, B. Nil Burak, C. Ayla Algan, D. Tulu Çizgen, E. Ayten Uncuoğlu. Doğru cevabımız Ayla Algan'dır. Doğru cevabımız Ayla Algan'dır arkadaşlar. Allah'tan rahmet diliyoruz kendisine. Ve bir sonraki soruya geçiyoruz. 18 Ekim 2023 tarihi itibarıyla Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun Türk Başkanlığı'na yeniden seçilen kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. Zeki Yiğit, B. Yunus Nadi Abalıoğlu, C. Faruk Koca, D. Mehmet Büyükekşi, E. Ebu Bekir Şahin. Doğru cevabımız Ebu Bekir Şahin olacaktır. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Faruk Koca ise Ankara Gücü maçında Ankara Gücü Rize olması lazım. Galiba o maçta 1-1 biten maçta hakeme yumruk atan kişidir Faruk Koca. Evet dedik. Yunus Nadi Abalıoğlu da Cumhuriyet Gazetesi'nin kurucusudur diyebiliriz kendisine. Baskı altındaki kadınlar için gösterdiği mücadele dolayısıyla kendisine 2023 Nobel Barış Ödülü verilen insan hakları aktivisti aşağıdakilerden hangisidir? A. Ales Miyali Atski, B. Narges Muhammedi, yani Nergis Muhammedi, C. Şirin Ebadi, E. Nesrin Sutude, E. Hadis Miramini. Doğru cevabımız 3. soru cevabı B. Nergis Muhammedi olacaktır. İranlıdır kendisi. Baskı altındaki ülkesindeki kadınlar için gösterdiği mücadele dolayısıyla kendisine 2023 Nobel Barış Ödülü verilmiştir. İnsan hakları aktivistidir kendisi. Arkadaşlar diyoruz ve 4. soruya geçiyoruz. 2019'da Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle temeli atılan Türkiye Cumhuriyeti tarihinde inşa edilmiş olan ilk kilise aşağıdakilerden hangisidir? 2023 yılında açılmıştır. A. Aya Fatoni Kilisesi, E. Saint Paul Kilisesi, C. Edirne Kapı Aya Yorgik Kilisesi, D. Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi, E. Saint Helen Katolik Kilisesi. Doğru cevabımız Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi olacaktır. 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törende temel atılmış ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde inşa edilmiş olan ilk kilisedir. Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi arkadaşlar. Ukrayna Savaş Günlükleri belgeseli Uluslararası Emmy Ödülleri Haber ve Güncel Olaylar kategorisinde ödüle layık görüldü. 2023 yılında verilen ödülü hangi TV kanalı almıştır? A. TRT Türk, B. TRT Avaz, B. TRT Belgesel, C. TRT Haber, E. TRT World. TRT Belgesel Çendirici'dir arkadaşlar. TRT Belgesel değildir sorun cevabı, doğru cevabı. TRT World'tür doğru cevabımız. 2023 yılında Emmy ödüllerinde haber ve güncel olaylar kategorisinde Ukrayna Savaş Günlükleri belgeseli Uluslararası Emmy ödülleri sahibi olmuştur. TV kanalımız TRT World'tür. Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası listesine alınan 20. kültürel miras varlığı olan Gordion Antin Kenti aşağıdaki şehirlerimizden hangisinde yer almaktadır? A. Adıyaman, B. Ankara, C. Adana, D. Artvin. Doğru cevabımız A. Ankara'dır. Gordion Antin Kenti 2023 yılına kadar geçici miras varlığı, kültürel miras varlığıdır. Kalıcı olarak Dünya Mirası listesine alındı 2023 yılında Gordion Antin Kenti. Doğru cevabımız Ankara'dır. Güneşin de kendine göre hareketli olduğunu ilim tarihinde ilk defa keşfeden alim olan Batı'da Afraganus olarak da bilinen Türk Müslüman astronom aşağıdakilerden hangisidir? A. Farabi, B. Burini, C. İbn Sina, D. Fergani, E. Ulu Bey. Doğru cevabımız Fergani olacaktır.
Fergani, güneşin de kendine göre hareketli olduğunu bilim tarihinde ilk defa keşfeden alimdir. Batıda Arfraganus olarak da bilinir. Türk Müslüman astronomudur diyoruz. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. 1 Kasım 1928 yılında Latin harflerinin kabulüyle harf devrimi gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşmiştir. Cumhuriyet döneminde Latin harfleriyle basılan ilk gazetemizin adı aşağıdakilerden hangisidir? A. Mardin, B. Sabah, C. Cumhuriyet, D. Minber, E. Peyami Sabah. 1928 yılında Latin harfleriyle basılan Cumhuriyet döneminde basılan ilk gazetemizin adı Latin harfleriyle basılan ilk gazetemizin adı Mardin'dir. 2A doğru cevabımızdır. Mardin doğru cevabımızdır. Arkadaşlar üçüncü sorumuz, bir sonraki sorumuza devam ediyoruz. Türk Edebiyatı'nda Dede Korkut ve Beyaz Kartal olarak anılan 2018 yılında 88 yaşında yaşama veda eden şair ve yazar aşağıda verilenlerden hangisidir? A. Cahit Zarifoğlu, B. Orhan Veli Kanık, C. Necip Fazıl Kısakürek, D. Nuri Pakdil, E. Bahattin Karakoç. Beyaz Kartal ve Dede Korkut olarak bilinen Türk Edebiyatı'nda şair ve yazarımız Bahattin Karakoç'tur. Bahattin Karakoç'tur arkadaşlar doğru cevabımız. Dördüncü soruda daha devam ediyoruz. Arkadaşlar. Avrupa Gençlik Başkenti Avrupa Gençlik Forumu tarafından 2009'dan beri Avrupa şehirlerine bir yılına verilen bir ünvandır. 2024 Avrupa Gençlik Başkenti olarak hangi şehir seçilmiştir? 2004 yılında Avrupa Gençlik Başkenti olarak hangisi seçilmiştir diyor. A. Lublin, B. Gent, C. Tiran, D. İzmir, E. Varna. Belçika'nın Gent şehri 2024 Avrupa Gençlik Başkenti olarak seçilmiştir. B seçeneği doğrudur. Arkadaşlar B seçeneği doğrudur diyoruz. Ve bir sonraki sorumuza devam ediyoruz. Kişinin akıllı telefonundan ayrı kaldığında yaşadığı panik olma, huzursuzluk, sürekli akıllı telefonunu kontrol etme ihtiyacı olarak tanımlanan aşağıda verilen kavramlardan hangisi telefon bağımlılığını ifade eder diyor. A. Akrofobi. Akrofobi şiddetli şekilde duyulan yükseklik korkusudur. Nomofobi ise doğru cevabımızdır. Nomofobi doğru cevabımızdır arkadaşlar. Telefon bağımlılığını ifade eder. İhtiyofobi. İhtiyofobi balık ve balık yeme korkusudur. Emetofobi kusma korkusudur. E seçeneğine verilmiş olan apifobi ise arı sokma korkusudur arkadaşlar. Apifobi diyorum. Ve bir sonraki sorumuza devam ediyoruz. Beşinci sorumuzda. Dünyada ilk kez dijital pasaport uygulamasını deneyen ülke aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ülkelerden hangisidir diyor sorumuzda. A. İsveç, B. Norveç, C. Finlandiya, D. Danimarka, E. Estonya. Doğru cevabımız dünyada ilk kez dijital pasaport uygulamasını deneyen ülke Finlandiya olacaktır. Finlandiya olacaktır. Evet arkadaşlar. 2023 yılında düzenlenmiş olan 76. Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Merve Rizgar, Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği hangi filmdeki performansıyla bu ödülü almaya hak kazanmıştır? A. Kış Uykusu, B. Ahlat Ağacı, C. Kuru Otlar Üstüne, D. Üç Maymun, E. Mayıs Sıkıntısı. Merve Rizdar, 76. Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü alan kişidir Merve Rizdar. Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Kuru Otlar Üstüne adlı filmde oynadığı karakterle en iyi kadın oyuncu ödülünü almıştır Merve Rizdar. Kuru Otlar Üstüne doğru cevabımızdır. 2023 yılında düzenlenmiş olan 76. Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü Merve Rizdar almıştır arkadaşlar. 2023 yılında Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na getirilen aşağıdaki kişilerden hangisi Merkez Hakem Kurulu'nun ilk kadın başkanı olmuştur? A. Elmas Arabacı, B. Dıraşcan Arda, C. Lale Orta, D. Afife Jale, D. Meris Özçiğdem. 2023 yılında Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na getirilerek Merkez Hakem Kurulu'nun ilk kadın başkanı olan kişi Lale Orta'dır. Bu arada dünyanın ilk kadın hakemi Dıraşcan Arda'dır arkadaşlar. Tescillenmiştir bu. Dıraşcan Arda'dır. Lale Orta değildir yani. Lale Orta ilk kadın Türk hakem değildir. Dıraşcan Arda'dır. Dünyanın hatta ilk kadın hakemidir. Dıraşcan Arda tescillenmiştir. Google'da bakabilirsiniz. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi 3 başkenti, 11 resmi dili ve 5 farklı dilde sözleri yazılı ulusal marşı bulunan ülkedir? A. Eswatini Krallığı, B. Kenya Cumhuriyeti, C. Avustralya, D. Nijerya, E. Güney Afrika Cumhuriyeti. Doğru cevabımız
Güney Afrika Cumhuriyeti olacaktır. 3 farklı başkenti, 11 resmi dili, 5 farklı dilde sözleri yazılı ulusal maç bulunan ülke Güney Afrika Cumhuriyeti olacaktır arkadaşlar. Dördüncü bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Türkiye'nin ilk piyanist şantörlerinden biri olan ve ülkede caz müziğinin yaygınlaşmasına önemli katkılarda bulunmasıyla birlikte Türkçe sözlü pop müziğini başlatan, isim olarak tanınan, 2023 yılında hayatını kaybeden Türk caz piyanisti, şarkıcı aşağıdakilerden hangisidir? A. Ayla Algan, B. İlham Gencer, C. İlhan Şeşen, D. Nil Burak, E. Nevzat Kasman. Doğru cevabımız İlham Gencer'dir. İlham Gencer, 2023 yılında hayatını kaybeden Türk caz piyanisti, şarkıcı, Türkçe sözlü pop müziğini başlatan isim olarak tanınan, ülkede caz müziğinin yaygınlaşmasına önemli katkılarda bulunmasıyla birlikte Türkçe sözlü pop müziğini başlatan isim olarak tanınan kişidir İlham Gencer. Ve bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Rus roman yazarı Fyodor Dostoyevski'nin eserleri arasında yer almamaktadır? A. Yer altından notlar, B. Suç ve ceza, C. Kumarbaz, D. Karamazov kardeşler, E. Şato. Yer altından notlar, suç ve ceza, kumarbaz ve Karamazov kardeşler. Arkadaşlar A, B, C, D. Fyodor Dostoyevski'nin eserleri arasında yer alır. Ama E seçeneğindeki Şato arkadaşlar, Franz Kafka'ya aittir. Franz Kafka'ya aittir Şato arkadaşlar. Franz Kafka'ya aittir kendisi. Şato adlı eseri yazmıştır. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Resmi adıyla Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti, haritadaki şeklinin gözyaşına benzemesi nedeniyle halk arasında aşağıdaki ülkelerin hangisinin gözyaşı olarak anılmaktadır ve anılıyor? A. Hindistan, B. Pakistan, C. Endonezya, D. Bangladeş, E. Kanada. Resmi adıyla Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti olan haritadaki şeklinin gözyaşına benzemesi nedeniyle halk arasında Hindistan'ın gözyaşı olarak anılan ülke Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti'dir. A seçeneği doğru cevabımızdır. Hindistan doğru cevabımız olacaktır arkadaşlar. 4 Nisan 2023'te resmen NATO'ya katılarak NATO'nun 31. üyesi olan ülke aşağıdakilerden hangisidir? A. Karadağ, B. Finlandiya, C. Kuzey Makedonya, D. Romanya, D. Avusturya. Doğru cevabımız 4 Nisan 2023'te resmen NATO'ya katılarak NATO'nun 31. üyesi olan ülke Finlandiya olacaktır arkadaşlar. Finlandiya NATO'nun 31. üyesi oldu NATO'ya katılarak 4 Nisan 2023'te. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. 2023 yılının Nisan ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlanan Time dergisinin en etkili 100 kişi listesindeki seçilmesine rağmen ödülü reddettiğini duyuran kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. Haluk Bilginer, B. Haluk Levent, C. Nejat İşler, D. Volkan Demirel, E. Devlet Bahçeli. 2023 yılının Nisan ayında ABD'de yayımlanan Time dergisinin en etkili 100 kişi listesine seçilmesine rağmen ödülü reddettiğini duyuran kişi Haluk Levent'tir. Doğru cevabımız Haluk Levent olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza devam ediyoruz. Süper Bakan lakabıyla anılan 2001 Türkiye ekonomik krizi sonrası dönemin Başbakanı Bülent Ecevit tarafından ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı ve Hazine Müsteşarı olarak görevlendirilen ve 8 Mayıs 2023'te yaşama veda eden Türk ekonomist, siyasetçi, akademisyen aşağıdakilerden hangisidir? A. İsmail Cem, B. Kemal Derviş, C. Masum Türkel, D. Saadettin Tantan, E. Yaşar Okuyan. Doğru cevabımız yine B seçeneği Kemal Derviş olacaktır. Süper Bakan lakabıyla anılmıştır. 8 Mayıs 2023'te yaşama veda etmiştir. 2001 krizinde, Türk ekonomik krizinde Bülent Ecevit tarafından ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı ve Hazine Müsteşarı olarak görevlendirilmiştir arkadaşlar. 4. soruya devam ediyoruz. İngiltere'de düzenlenen 2023 Eurovision şarkı yarışmasının galibi olarak 7. kez Eurovision şarkı yarışmasını kazanma başarısı gösteren ülke aşağıdakilerden hangisidir? A. İsveç, B. İrlanda, C. İzlanda, D. İtalya, E. İngiltere. İsveçli şarkıcı. Loren Tato
adlı şarkısıyla, Loren Tatu adlı şarkısıyla 7. kez televizyon şarkı yarışması kazanma başarısı gösteren ülke İsveç'tir arkadaşlar. Loren de ikinci kez kazanmıştır bu yarışmayı arkadaşlar. İkinci kez kazanma başarısı göstermiştir şarkıcı Loren. İsveç 7. kez televizyon şarkı yarışması kazanan ülke oldu. İngiltere'de düzenlenen bu yarışma 2023 yılında. 2023 Haziran ayında Genelkurmay Başkanlığı'na getirilen Kara Kuvvetleri Komutanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Musa Alsever, B. Şahap Kavcıoğlu, C. İbrahim Kalın, D. Numan Kurtulmuş ve Selçuk Bayraktaroğlu. Şahap Kavcıoğlu arkadaşlar. Şahap Kavcıoğlu, Banka Denetleme ve Düzenleme Kurulu Başkanıdır. İbrahim Kalın MİT Başkanıdır. Numan Kurtulmuş Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanıdır. Selçuk Bayraktaroğlu ise Kara Kuvvetleri Komutanıdır. Kara Kuvvetleri Komutanıdır arkadaşlar. Musa Alsever ise eski Kara Kuvvetleri Komutanı, yeni Genelkurmay Başkanımızdır 2023 yılında, Haziran ayında göreve getirilmiştir. Musa Alsever arkadaşlar. A seçeneği doğru cevabımızdır. Musa Alsever Genelkurmay Başkanıdır. Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu tarafından 2024 yılı Akdeniz Spor Başkenti seçilen ilimiz aşağıdakilerden hangisidir? A. Antalya, B. Mersin, C. Alanya, D. Hatay, Muğla. 2004 yılı Akdeniz Spor Başkenti seçilen ilimiz Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu tarafından Alanya'dır. C seçeneği doğru cevabımızdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Avrupa Birliği işbirliğinde kurulan Türkiye'nin ilk Türk Arkeoloji Enstitüsü, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü aşağıdaki şehirlerimizden hangisinde kurulmuştur? A. Antalya, B. Şanlıurfa, C. Gaziantep, D. Diyarbakır, E. Kahramanmaraş. Doğru cevabımız Gaziantep olacaktır arkadaşlar. Gaziantep'te kurulmuştur. Türkiye'nin ilk Türk Arkeoloji Enstitüsü, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Gaziantep'te kurulmuştur diyoruz ve bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Her yıl 12-22 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali aşağıdaki şehirlerimizden hangisinde düzenlenmektedir? A. Ankara, B. Adana, C. Adıyaman, D. Amasya, E. Ağrı. Atatürk'ün Amasya'ya gelişi milli mücadeleyi başlatmasıyla alakalı olarak Amasya gelişiyle ilgili ve Amasya genelgesinin yayınlanmasıyla ilgili olarak her yıl 12-22 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali Amasya şehrimizde düzenlenmektedir. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ile Azerbaycan'ı birbirine bağlayacak koridorun adıdır? A. Tahran Koridoru, B. Zengezur Koridoru, C. Marmara Koridoru, D. Turan Koridoru, E. Erivan Koridoru. Türkiye ile Azerbaycan'ı birbirine bağlayacak koridorun adı Zengezur Koridorudur. B seçeneği doğru cevabımızdır. Zengezur Koridorudur doğru cevabımız. Azerbaycan ile Türkiye'yi birbirine bağlayacak koridorun adı Zengezur Koridorudur arkadaşlar diyoruz ve bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Aralık 2022'de meclisten geçen ve 2024'te uygulamaya konulması planlanan 2008 sonrası doğanların yasal olarak sigara satın almasını ömür boyu engelleyen yasayı iptal edeceğini duyuran ülke nedir diyor. Aşağıdakilerden hangisi bu ülkedir diyor, duyuran ülkedir diyor. A. Amerika Birleşik Devletleri, B. Çin, C. Yeni Zelanda, D. Kuzey Kore, E. Küba. Yeni Zelanda Devleti ilk önce meclisten geçirmiş bir yasayı, daha sonra sigara satın almasını ömür boyu engel 2008 sonrası doğanların yasal olarak sigara satın almasını ömür boyu engelleyen yasayı meclisten geçti ve 2024'te uygulamaya konulması planlanıyordu ama ekonomik nedenlerle vergi fonlaması ile alakalı olarak başbakanları Yeni Zelanda'nın başbakanı açıklama yaptı. Yapmış daha doğrusu. Bu yasanın iptal edileceğini duyurdu Yeni Zelanda devleti. 25 bin kişilik Selahattin Eyyubi Camisi ve Külliyesi Nisan 2023'te aşağıdaki şehirlerimizden hangisinde açılmıştır? A. Diyarbakır, B. Şanlıurfa, C. Gaziantep, D. Mardin, E. Erzurum.
25 bin kişilik Selahattin Eyyubi Camisi ve Külliyesi Nisan 2023'te Diyarbakır'da açılmıştır. Recep Tayyip Erdoğan açılışı yapmıştır Cumhurbaşkanımız. Ve bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 100. Yıl Marşı yarışmasında eseriyle birinci seçilen kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. Ünal Silver, B. Kubbettin Arzu, C. İlker Kömürcü, D. Raşit Gökçeli, E. Mürsel Yaylalı. Doğru cevabımız İlker Kömürcü olacak arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 100. Yıl Marşı yarışmasındaki eseriyle 100. Yıl Marşı eseriyle İlker Kömürcü birinci seçilen kişidir. Evet arkadaşlar, dünyanın eski 7 harikasından biri olan Büyük Piramit veya Khufu Piramidi olarak da adlandırılan Keops Piramidi aşağıdaki ülkelerin hangisinde yer almaktadır? A. Mısır, B. Irak, C. Türkiye, D. Yunanistan, E. Ürdün. Keops Piramidi arkadaşlar Mısır'da yer almaktadır. A seçeneği doğru cevabımızdır. Keops Piramidi Mısır'da yer almaktadır. Dünyanın yeni yedi harikasından biri olan Kayıp Cennet olarak bilinen Petra Antik Kenti aşağıdaki ülkelerin hangisinde yer almaktadır? A. Mısır, B. Irak, C. Türkiye, D. Yunanistan, E. Ürdün. Kayıp Cennet olarak bilinen dünyanın yeni 7 harikasından biri olan Petra Antik Kenti Ürdün şehrinde Ürdün ülkesinde yer alma Ürdün devleti sınırları içerisinde yer almaktadır. Arkadaşlar Ürdün'de yer almaktadır. Petra Antik Kenti diyoruz ve bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Dünyanın yeni 7 harikasından biri olan Kurtarıcı İsa heykeli aşağıdaki ülkelerin hangisinde yer almaktadır? A. Mısır, B. Irak, C. Brezilya, D. Yunanistan, E. İtalya. Dünyanın yeni 7 harikasından biri olan Kurtarıcı İsa heykeli Brezilya'da yer almaktadır. Arkadaşlar doğru cevabımız Brezilya olacaktır. Bir sonraki sorumuza devam ediyoruz. Yine aynı tip bir soru. Dünyanın yeni 7 harikasından biri olan Kitchen İtsa aşağıdaki ülkelerin hangisinde yer almaktadır? A. Mısır, B. Meksika, C. Brezilya, D. Yunanistan, E. İtalya. Doğru cevabımız Meksika olacaktır. Dünyanın yeni yedi harikasından biri olan Kitchen İtsa Meksika'da yer almaktadır arkadaşlar. Meksika doğru cevabımızdır. Bir sonraki sorumuza devam ediyoruz. Türkiye'nin 3. nükleer santrali aşağıdaki şehirlerimizden hangisinde yapılacaktır? A. Mersin, B. Kırklareli, C. Sinop, D. Samsun, E. Zonguldak. Türkiye'nin birinci nükleer santrali Mersin Akkuyu'dadır. İkinci nükleer santrali Sinop Abalıköy'ü İnceburun mevkiindedir. Üçüncü nükleer santral ise Kırklareli İğneada'da yapılması planlanmaktadır. B seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Zonguldak ve Samsun'da ise nükleer santral herhangi bir planlama yer almamaktadır. Birinci Mersin'de, ikinci Sinop'ta, üçüncü de Kırklareli İğneada'da yapılacaktır diyorum. Ve bir sonraki sorumuza geçiyoruz. 2024 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Anev kenti aşağıda verilen ülkelerden hangisinde yer almaktadır? A. Türkmenistan, B. Azerbaycan, C. Kazakistan, D. Özbekistan, E. Tataristan. Anev kenti Türkmenistan'da yer almaktadır arkadaşlar. 2024 Türk Dünyası Kültür Başkanı seçilen Anev kenti Türkmenistan'da yer almaktadır diyorum. Batı tekniğine uygun olarak yazılan roman olan Aşk-ı Memnu, yazarın en olgun eseri olarak kabul edilir ve Servet-i Fünun dönemi Türk edebiyatının şaheserlerinden biri olarak değerlendirilir. En önemli eseri Aşk-ı Memnu olan yazar aşağıdakilerden hangisidir? A. Fatma Aliye Topuz, B. Halit Ziya Uşaklıgil, C. Halide Edip Adıvar, D. Tevfik Fikret, E. Ömer Seyfettin. Aşk-ı Memnu yazan yazar Halit Ziya Uşaklıgil'dir arkadaşlar. B seçeneği doğru cevabımızdır. Batı tekniğine uygun olarak yazan romandır. İlk Batı tekniğine uygun olarak yazan roman Aşk-ı Memnu'dur. Servet-i Fünun dönemi Türk edebiyatının şaheserlerinden biri olarak değerlendirilir. En önemli eseri Aşk-ı Memnu olan yazar Halit Ziya Uşaklıgil'dir. Bülbül'ü Öldürmek adlı romanla satış rekorları kıran ve kendisinin ününe sahip olmasını sağlayan Bülbül'ü Öldürmek adlı romanla 1961 Pulitzer Edebiyat Ödülünü kazanan Amerikalı yazar aşağıdakilerden hangisidir? A. John Steinbeck, B. Betty Smith,
C. Harper Lee, D. Stephen Crane, E. Stephen Edwin King. Stephen King ve Stephen Edwin King. Doğru cevabımız Birbiri Öldürmek adlı romanına 1961 Pulitzer Edebiyat Ödülünü kazanan Amerikalı yazar Harper Lee'dir. C seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Arkadaşlar, yorum ve bir soru sorumuza geçiyoruz. Şermin, Türk Edebiyatı'ndaki ilk eğitimsel çocuk kitabı olarak da bilinmektedir. 1914 yılında çocuklar için yazılan ve ilk çocuk şiirleri kitabı olan Şermin adlı kitap kim tarafından kaleme alınmıştır? A. Faruk Nafız Çamlıbel ve Ahmet Hamdi Tanpınar. C. Cahit Sıtkı Tarancı. D. Tevfik Fikret. E. Yahya Kemal Beyatlı. Şermin adlı çocuk şiirleri kitabı Tevfik Fikret tarafından kaleme alınmıştır. D seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Tevfik Fikret doğru cevabımız olacaktır arkadaşlar. Bir soru sorumuza geçiyoruz. 2023 G20 dönem başkanı olan Hindistan, 2024 dönem başkanı olması için aşağıdakilerden hangi ülkeye G20 dönem başkanlığını devretmiştir? A. Mısır, B. Irak, C. Brezilya, D. Yunanistan, E. İtalya. Doğru cevabımız Brezilya olacaktır. Hindistan 2024 dönem başkanlığını yapması için Brezilya'ya dönem başkanlığını devretmiştir. 2024 dönem başkanı Brezilya olacaktır. G20 dönem başkanı Brezilya'dır. Türkiye'de belediye başkanı olarak seçilen ilk kadın olarak bilinen kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. Müfide İlhan, B. Türkan Akyol, C. Tansu Çiller, D. Gül Esin, D. Sadiye Ardağan. Türkiye'nin ilk kadın il belediye başkanı Müfide İlhan'dır. İlk il Mersin ilinin belediye başkanı. İlk kadın il belediye başkanı. Mersin ilinin Müfide İlhan'dır. Türkan Akyol ise ilk kadın bakan ve rektördür. İlk kadın rektör ve ilk kadın bakandır kendisi. Tansu Çiller ilk kadın başbakandır. İlk ve tek kadın başbakandır. Gülesin ilk kadın muhtardır arkadaşlar. İlk kadın muhtardır. Buna göre Sadiye Hanım ya da Sadiye Ardağan isimli kişi kadın ilk belediye başkanı olan kişidir. Türkiye'nin ilk kadın Belde Belediye Başkanı'dır. Onu da yazalım. Belde Belediye Başkanı'dır. İlk kadın Belde Belediye Başkanı olmuştur Sadiye Hanım. Sadiye Ardağan diyoruz. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de rock müziğinin öncülerinden Anadolu rock türünün kurucuları arasında sayılan Barış Manço'nun besteleyip söylediği şarkılar arasında yer almaz? A. Kol Düğmeleri, B. Namus Belası, C. Sarı Çizmeli Mehmet Ağa, D. Gül Pembe, E. Can Bedenden Çıkmayınca. Doğru cevabımız B seçeneği Namus Belası olacaktır arkadaşlar. Şimdi Namus Belası'nı Cem Karaca seslendirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi 2023 yılında Türk Kızılay Olağanüstü Genel Kurulu'nda oyların tamamını alarak genel başkanlığa seçilip Kızılay'ın ilk kadın başkanı olmuştur? A. Fatma Meriç Yılmaz, B. Hafize Gaye Erkan, C. Leyla Alaton, D. Hatice Karahan, E. Manihur Özdemir Göktaş. Arkadaşlar Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası'nın ilk kadın genel başkanıdır. Merkez Bankası'nın başkanıdır şu anda da kendisi. İlk kadın başkanıdır Merkez Bankası'nın. Manihur Özdemir Göktaş ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanıdır. Kendisi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanıdır. Manihur Özdemir Göktaş. Doğru cevabımız Fatma Meriç Yılmaz olacaktır. Kızılay'ın ilk kadın başkanı Fatma Meriç Yılmaz'dır arkadaşlar.
2022 ila 2010 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi'ni ana muhalefet partisi olarak yöneten, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4. Genel Başkanı olan 1 Şubat 2023 tarihinde Ankara'daki evinde 84 yaşında hayatını kaybeden Türk avukat, siyaset bilimci, akademisyen ve siyasetçi aşağıdakilerden hangisidir? A. Bülent Ecevit, B. Deniz Baykal, C. Kemal Kılıçdaroğlu, D. Turgut Özal, E. Mustafa Sarıgül. Doğru cevabımız Deniz Baykal olacaktır. Arkadaşlar, Deniz Baykal doğru cevabımız olacaktır. 2023 yılında 1 Şubat 2023 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4. Genel Başkanı olan Deniz Baykal hayata veda etmiştir diyoruz ve bir sonraki sorumuza devam ediyoruz. Türk kültürü zenginliğini dünyaya tanıtan eserlerin arasında Toprak Ana, Cemile, Al Yazmalım, Elveda Gülsarı ve ilk öğretmenim olan Kırgız edebiyatçı, gazeteci, çevirmen, diplomat ve siyasetçi aşağıdakilerden hangisidir? A. Alıkul Osmanov, B. Cengiz Aymatov, C. Smagul Ölübay, D. Muhtar Şahanov, E. İslam Kerimov. Doğru cevabımız Cengiz Aymatov olacaktır. Cengiz Aymatov'un Toprak Ana, Cemile, Al Yazmalım, Elveda Gülsar ve İlk Öğretmenim eserleri vardır diyorum ve bir soru sorumuza geçiyoruz. Dünyanın dört bir yanından toplanan milyonlarca organik tohumu barındıran büyük bir silo olan Nuh'un ambarı, kıyamet ambarı olarak adlandırılan Svalbard küresel tohum deposu aşağıdaki ülkelerin hangisinde yer almaktadır? A. Almanya, B. Belçika, C. Danimarka, D. Norveç, E. İspanya. Doğru cevabımız D. seçeneği Norveç'tir. Kıyamet ambarı olarak adlandırılan Svalbard küresel tohum deposu Norveç'te yer almaktadır. Bir sonraki sorumuza devam ediyoruz. UNESCO tehlike altındaki dünya mirası listesine alınan Sebe Krallığı'nın kalıntıları aşağıdaki ülkelerin hangisinde yer almaktadır? A. Ürdün, B. Suriye, C. Irak, D. Türkiye, E. Yemen. Sebe Krallığı'nın kalıntıları arkadaşlar UNESCO tehlike altındaki dünya mirası listesine alınan Sebe Krallığı'nın kalıntıları Yemen'de yer almaktadır. 5 E'dir. Yemen doğru cevabımızdır. Bir sonraki sorumuza devam ediyoruz. Pirene Antik Kenti aşağıda verilen şehirlerimizden hangisinde yer almaktadır? A. Aydın, B. İzmir, C. Balıkesir, D. Çanakkale, E. Muğla. Doğru cevabımız Aydın olacaktır. Pirene Antik Kenti Aydın'da yer almaktadır. 2024 yılı Macaristan ile aşağıdaki hangi ülke tarafından ortak kültür yılı olarak kutlanacaktır? A. Türkiye, B. Azerbaycan, C. Kazakistan, D. Kırgız Cumhuriyeti, E. Özbekistan Cumhuriyeti. 2024 yılı Macaristan ile Türkiye arasında ortak kültür yılı olarak kutlanacaktır. Doğru cevabımız Türkiye'dir. Arkadaşlar Türkiye ve Macaristan ortak kültür yılı olarak kutlanacaktır. 2024 yılı Macaristan ve Türkiye arasında ortak kültür yılı olarak kutlanacaktır. Aşağıdakilerden hangisi 2023 yılında düzenlenen Bilim Dünyası'nın Emmy ödülü olarak bilinen Blavatnik Genç Bilim İnsan Ödülü'ne layık görülen ilk kadın makine mühendisi ve okyanus bilimcidir. A. Canan Karatay, B. Derya Akkaynak, C. Canan Dağdeviren, D. Feryal Özel, E. Betül Kaçar. Bilim Dünyası'nın Emmy Ödülü olarak bilinen Blavatnik Genç Bilim İnsan Ödülü'ne layık görülen ilk kadın makine mühendisi ve okyanus bilimci Derya Akkaynak'tır arkadaşlar. Blavatnik Genç Bilim İnsan Ödülü'ne layık görülen ilk kadın makine mühendisi ve okyanus bilimci Derya Akkaynak'tır arkadaşlar. Devlet kontrolünde yetiştirilen hangi tarım ürünü uyuşturucu madde yapımında kullanıldığından dolayı üretimi devlet kontrolünde olur? A. Pirinç, B. Tütün, C. Kenevir, D. Şeker pancarı, E. Çay. Arkadaşlar doğru cevabımız kenevir olacaktır. Kenevir uyuşturucu madde yapımında kullanıldığından dolayı devlet kontrolünde yetiştirilen bir tarım ürünüdür. Kenevire başka bir örnek olarak verirsek haşhaşta, Afyonkarahisar'da en çok yetiştirilen haşhaşta, kenevir gibi uyuşturucu madde yapımında kullanıldığından dolayı üretimi devlet kontrolünde olur diyoruz ve bir sonraki sorumuza devam ediyoruz. Hafta çalışma yasasında yaptığı değişiklik taslağıyla çalışanların günlük 9,5 saat mesai yapmaları durumunda haftada 4 gün çalışabilmelerinin önünü açan ülke aşağıdakilerden hangisidir? A. Avusturya, B. Almanya, C. Brezilya, D. Belçika, E. Fransa.
Çalışanların günlük 9,5 saat mesai yapmalar durumunda haftada 4 gün çalışabilmesinin önünü açan ülke Belçika'dır arkadaşlar. Doğru cevabımız Belçika olacaktır. İsteyen 4 gün çalışacak, isteyen 5 gün çalışacak. Fakat 4 gün çalışanlar haftada 9,5 saat çalışması lazım arkadaşlar Belçika'da. Sıtma hastalığı yapması nedeniyle üretimi devlet kontrolünde yapılan tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir? A. Şeker pancarı, B. Kenevir, C. Tütün, D. Çay, E. Pirinç. Sıtma hastalığı yapması nedeniyle pirinç devlet kontrolünde yapılır. Arkadaşlar, şeker pancarı kota sorunu nedeniyle. Kenevir uyuşturucu madde olarak. Madde olarak kullanıldığından, tütün ve çay arkadaşlar kalite bakımından, kalite nedeniyle devlet kontrolünde üretim yapılmaktadır. Tütün ve çayın kalite nedeniyle devlet kontrolünde üretim yapılmaktadır. Pirincin ise sıtma hastalığı yapması nedeniyle üretimi devlet kontrolünde yapılıyor arkadaşlar. Sofralarımızın vazgeçilmezi çayın tarımının Türkiye'de başlamasına vesile olan isim olarak bilinen kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. Nuri Demirağ, B. Feza Gürsey, C. Mehmet Ali Kağıtçı, D. Vecihi Hürkuş, E. Zihni Derin. Sofralarımızın vazgeçilmezi çayın tarımının Türkiye'de başlamasına vesile olan isim Zihni Derin'dir arkadaşlar. Zihni Derin doğru cevabımız olacaktır. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın hayatının tesadüfleri olan içerisinde İstanbul'un da olduğu 5 şehri anlattığı 5 şehir adlı deneme türü eserinde geçen şehirler arasında aşağıdaki şehirlerden hangisi yer almaz? A. İzmir, B. Ankara, C. Erzurum, D. Konya, E. Bursa. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın içerisinde İstanbul'un da olduğu 5 şehir anlattığı 5 şehir adlı deneme türü eserinde geçen şehirler arasında Ankara, Erzurum, Konya ve Bursa yer alırken İzmir yer almaz. İstanbul'da yer alır arkadaşlar. İstanbul, Ankara, Erzurum, Konya ve Bursa yer alırken İzmir yer almaz. 5 şehir arasında bu deneme türü eserinde. Arkadaşlar, doğru cevabımız A olacaktır. Meksika gibi bazı ülkelerin başkentleri ile ülke isimleri aynıdır. Yani Meksika'nın başkenti Meksika'dır. Aşağıda verilen ülkelerden hangisi başkenti ile aynı isimli olan ülkeler arasında yer almaz? A. Finlandiya, B. Cezayir, C. Tunus, D. Lüksemburg, E. San Marino. Arkadaşlar, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'dir. Cezayir'in mesela Cezayir'dir arkadaşlar. Başkenti Cezayir'dir. Tunus'un Tunus'tur. Diğerlerinde Lüksemburg'un Lüksemburg'tur. San Marino'nun San Marino'dur arkadaşlar. Doğru cevabımız Finlandiya olacaktır. Bir sonraki sorumuza geçebiliriz. 2023 yılında gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ulusal Listesi'ne aşağıdaki hangi iki şehrimiz dahil olmuştur? A. Tokat Sivas, B. Tokat Nevşehir, C. Sivas Nevşehir, D. Erzincan Tunceli, E. Tekirdağ Edirne. 2023 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ulusal Listesi'ne Tokat ve Nevşehirlerimiz, Türkiye'nin iki şehri Tokat ve Nevşehir, gastronomi alanında 2023 yılında Yaratıcı Şehirler Ulusal Listesi'ne UNESCO'nun girmiştir, dahil olmuştur. Doğru cevabımız B. Tokat ve Nevşehir olacaktır. Milli voleybolcu Melisa Vargas'a hemşirelik veliahtını aşağıdaki illerden hangi büyükşehir belediye meclisi vermiştir? A. Manisa, B. Malatya, C. Muğla, D. İzmir, E. Kayseri. Doğru cevabımız Malatya olacaktır arkadaşlar. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından milli voleybolcu Melisa Vargas'a fahri hemşirelik veliahtı verilmiştir. Melisa Vargas'a Malatya Belediyesi Büyükşehir Belediyesi tarafından fahri hemşirelik veliahtı verilmiştir diyorum ve bir sonraki soruya geçiyoruz. 2022 yılında Nobel Edebiyat Ödülleri'ne aday gösterilen ve Türkiye'den bu ödüle aday gösterilen, yani Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilen ilk kadın yazar olan kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. Adalet Ağaoğlu, B. Tomris Uyar, C. Leyla Elbil, D. Latife Tekin, E. Sevgi Soysal. Arkadaşlar, Nobel'e
Aday gösterilen ilk kişi Yaşar Kemal değildir. Yaşar Kemal değildir. Yaşar Kemal'in üstünü çiziyoruz arkadaşlar. Yaşar Kemal değildir. Nobel aday gösterilen ilk aday Fazıl Hüsnü Dağlarca'dır. Fakat ilk kadın yazar dediği için Leyla Erbil'i alırız. Leyla Erbil Nobel aday gösterilen Türkiye'den ilk kadın yazardır. Nobel aday gösterilen ilk kadın yazardır Leyla Erbil'dir. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Aşağıda kişi ve ilk gerçekleştirmeyi başardığı olay verilmiştir. Buna göre kişi ve yanında yazan eşleştirmelerden hangisi doğru değildir? A. Alper Gezer Avcı uzaya çıkacak ilk Türk astronot olması planlanmaktadır diyor. Bu doğrudur arkadaşlar. Kırkor Divarcı ilk Türk füzesini yapan kişidir. Bu da doğrudur. Vecihi Hürkuş Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisidir. Doğrudur. Ömer Özkan Türkiye'de ilk yüz nakli yapan doktordur. Bu da doğrudur. Fakat Gazi Yaşargil Cumhuriyet döneminin ilk Türk tarihçisi değildir. Cumhuriyet döneminin Gazi Yaşargil'in mesleği beyin ve sinir cerrahidir. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı Gazi Yaşargil olacaktır. Kimler geldi, kimler geçti, haykıracak nefesim, palavra palavra, bambaşka biri ve anlamazsın gibi Türkçe sözlerini yazdığı 290'a yakın şarkıyı Türk pop müziğine kazandıran ilk Türk kadın şarkı sözü yazarı aşağıda verilen kişilerden hangisidir? A. Ajda Pekkan, B. Fikret Şeneş, C. Aytan Artman, D. Nil Burak ve Ayla Dikmen. İlk Türk kadın şarkı sözü yazarı 290'a yakın şarkı Türk pop müziğine kazandıran kimler geçti? Haykıracak nefesim, palavra palavra, bambaşka biri, anlamazsın gibi Türkçe sözlerini yazdığı ünlü olmuş şarkıları yazan ilk Türk şarkı sözü yazarı Fikret Şeneş'tir. Doğru cevabımız Fikret Şeneş olacak arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Avşa Adası'nda 2010 yılında kurulan Marmara Avşa İçme Suyu Arıtma Tesisi sayesinde deniz suyu içme suyuna dönüştürülerek vatandaşın kullanımına sunuluyor. Deniz suyu arıtılıp içme suyuna dönüştürülerek içilen yer Avşa Adası aşağıdaki illerimizden hangisinde yer almaktadır? A. Kocaeli, B. Çanakkale, C. Balıkesir, A. Edirne, D. Edirne, E. Kırklareli. Doğru cevabımız Balıkesir olacaktır. Avşa Adası Balıkesir'de yer almaktadır arkadaşlar diyorum. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. 5 ila 8 Mart 2024 tarihlerinde yapılacak UNESCO Avrupa Jeoparklar toplantısına ev sahipliği yapacak olan şehrimiz aşağıdakilerden hangisidir? A. Aydın, B. Denizli, C. Afyon Karahisar, D. Manisa, E. Uşak. Arkadaşlar, Kula Sahili, UNESCO Global Jeoparkı Türkiye'nin ilk jeoparkıdır. UNESCO tarafından tescillenen ilk jeoparkıdır. Kula Sahili UNESCO Global Jeoparkı. Doğru cevabımız buna göre Manisa olacaktır. D. Manisa doğru cevabımız olacaktır. Türkiye'nin şu anda ilk ve tek jeoparkıdır. Manisa, Kula, Sahili, UNESCO Global Jeoparkı. Dünyanın en büyük yarımadası aşağıdakilerden hangisidir? A. Arap Yarımadası, B. İtalya Yarımadası, C. Gelibolu Yarımadası, D. İber Yarımadası, D. Anadolu Yarımadası. Evet, dünyanın en büyük yarımadası Arap Yarımadası'dır arkadaşlar. Doğru cevabımız A olacaktır. Bir sonraki sorumuza devam ediyoruz. Türkiye'de 2024 yılında kurulan ilk siyasi parti olarak kayıtlara geçen siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir? A. Özgürlük ve Savunma Partisi ÖSSAP, B. Adalet ve Savunma Partisi AS Parti, C. Emekliler Partisi EP, D. Türkiye Emekliler Partisi TEP, E. Milliyetçi Cephe Partisi MCP. Türkiye'de 2004 yılında kurulan ilk siyasi parti Emekliler Partisi olmuştur. Emeklileri içeren ikinci partidir. Emeklileri ismini içeren ikinci partidir. İlk 2023 yılının Aralık ayında galiba Türkiye Emekliler Partisi kurulmuştu. Ama 2024 dediği için Emekliler Partisi olacaktır. C seçeneği olacaktır. Arkadaşlar. Son sorumuz olan 6. soruya devam ediyoruz. Bilinen adı İnder olan Ballıca Mağarası Tabiat Parkı aşağıdaki şehirlerimizin hangisinde yer almaktadır? A. Samsun, B. Ordu, C. Sivas, D. Tokat, E. Yozgat. Ballıca Mağarası Tabiat Parkı Tokat'ta yer almaktadır arkadaşlar. D seçeneği doğru cevabımızdır. Bana faydalı olmuştur bu 6 soru.
diyorum. Ve sınavlarda başarılar diliyorum arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum.